Perde Arkası'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde NATO zirvesini konuştuk. Reklam odasında konuklarım aralarında sohbet ederken NATO zirvesinde NATO bu kadar konuşulmamıştır dediler. Ama gerekliydi, NATO zirvesi önemliydi. Bir paradigma değişimi olabileceğinden söz ettik. NATO'dan çıkalım söylemlerinden söz ettik. NATO konusunu böylece kapattık. İç politikaya doğru artık girelim diyoruz. Celal Hocam sizle başlayalım. Yeni partiler kurulacak. Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan özelinde konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli çalkantılar var. Onun dışında ittifaklar da bir çatırdama mı var gibi haberler yer alıyor. Yeni partilerle başlayalım. Bu yeni partiler siyasete nasıl bir etki yapar diye ilk soruyu sorayım size. Önemli etki yapar. Bir kere Türkiye'de sosyoloji çok değişiyor, hızla değişiyor. Tabandaki eğilimler hızla değişiyor. Biz yeni seçimden çıktık. Normalde hiç seçim düşünmememiz gerekiyor. 3 yıl, 4 yıl falan. Ama sanki 2 ay, 3 ay sonra seçim olacakmış gibi bir havayla da gidiyoruz. İşte Londra'ya giderken gazetelerin attığı manşet bile iç politikada seçim olacak da ona yönelik bir seçmene bir mesajmış gibi çıkıyor. Ya da seçim varmış gibi işte Evet. Cem Uzan, Muharrem İnce gibi Gibi isimlerin adaylık geliyor. açıklaması. Evet, bu toplumda da bir arayış olduğunu gösteriyor. Bu toplumdaki kaynamaya cevap olarak da iktidarın özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cevap hazırlama, bir hazırlık yapma ihtiyacından da kaynaklanıyor. Tam bu ortamda AK Parti kendi bünyesinden iki parti birden çıkartıyor. Bunun dışında işte bağımsız olarak kenarda duran milletvekilleri de var. Bu iki partiye katılmayıp ama AK Parti'den uzaklaşan bir kesimin de olduğunu görüyoruz. Bunların sayısı da epeyce var. Şimdi bir kere yeni iktidarlar genelde Türkiye gibi toplumlarda ve pek çok yerde iktidarın içerisinden çıkar gelir. Yani siz iktidarın bünyesinden bir oy alabiliyorsanız ya da oradan bir kesimi kendi bünyenize katabiliyorsanız iktidar olursunuz. Çünkü iktidar orada, çoğunluk orada. O çoğunluktan alacaksınız ki siz iktidara Çoğunluk gelebilirsiniz. olabilirsiniz. Çoğunluk olabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de Demokrat Parti böyle çıktı. İşte CHP içerisinden geldi ve çoğunluk olarak öyle çıktı geldi. İktidar oldu. AK Parti de o dönem şeyin içerisinden geldi denebilir. Milli Görüş'ün içerisinden geldi. O şekilde çıktı. Doğal olarak bu partilerden ayrılma ve iktidar hedefini gözetme ihtiyacı vardır. Şimdi kurulacak olan iki parti tabandaki bu değişime ne kadar cevap verir onu hep birlikte göreceğiz. Ama şunu görebiliyoruz. Özellikle Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya çalıştığı parti daha çok AK Parti teşkilatlarını büyük oranda sarsacakmış gibi duruyor. AK Parti tabanından oy toplamayı hedefliyor gibi duruyor. Öncelikli olarak doğal olarak Gelen herkesten oy haberler de alacaktır. zaten teşkilatlarını tamamladığı yönünde olunca teşkilat olarak güçlü olduğu da Evet, gösteriyor. Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı ve AK Parti Genel Başkanlığı yaptı. O dönemde kongrelerde olduğu için ister istemez bütün teşkilatlarla ilgilenmek zorunda kaldı. Oradan gelen bir ilişkisi var. Devleti biliyor olmaktan gelen bir ilişkisi var. Hem bürokrasiden hem AK Parti tabanından ve bir de doğal olarak hep muhafazakar kesimde bulunduğu ve orada gençliğin içerisinde olduğu hala vakıflar üzerinden de oranın entelektüel kesimiyle çok yoğun bir ilişki içerisinde olduğu için bir kadro bulma konusunda çok sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Bu kadronun ne kadar açılabileceği belki soru olabilir. Dolayısıyla ben Davutoğlu'nun kuracağı partinin AK Parti'de ciddi bir sarsıntıya yol açacağını düşünüyorum. Bu sarsıntıdan hepsini kendisi mi toparlar yoksa Babacan'ın kuracağı parti de buradan nimetlenir mi? Onu da parti kurduktan sonra göreceğiz. Demokrat Parti mesela bir toplantı yaptı. O da bir hani bir şey yapabilir miyiz diye bir hareketliliğin içerisinde. CHP çok hareket içerisinde. HDP bu arada çok farklı görüşlerin çarpıştığı bir kamuoyuna çok fazla yansımasa da izlemiyor çünkü kamuoyu. Orada kuvvetli bir şekilde PKK'dan uzaklaşma eğilimini içerisinde barındıran bir kitle var. Bunlar bir set çekmeye çalışıyorlar PKK ile HDP arasına.
Böyle bir tartışma var. İmralı, işte Kandil ve Türkiye'li olup olmama, kopma gibi pek çok şeyi kendi işlerinde tartışıyorlar. O nereye varacak? Bu mesele bir seçim olursa da belirleyici rolü var. 6 milyon oy sonuçta var, söz konusu. Çok önemli var. CHP içerisinde özellikle HDP ile siyasetin nasıl yürütüleceği, Kürt seçmene nasıl hitap edileceği konusunda bir yaklaşım farklılığı var. Ve bu bir tartışmayı beraberinde getiriyor. CHP dolayısıyla klasik o Kemalizm çizgisinde mi kalacak, yoksa biraz daha açılıp HDP ile yan yana mı gelecek, yoksa muhafazakar kesime mi yönelecek, yoksa AK Parti'den gelecek oylara mı daha çok yüzünü çevirecek noktasında henüz netleşmiş değil kendi arasında. Çok da bu şekilde tartışmasa bile delege seçimleri üzerinden yürüyen işaretlerini orada görebildiğimiz, işte en son Sözcü'nün aracılığıyla ortaya çıkan işte saraya giden adam üzerinden baktığımızda gördüğümüz bir dalgalanma var. Evet. Dolayısıyla bütün siyasi partilerde, İYİ Partisi'nde, MHP'de, AK Parti'nin kendi içerisinde ve kurulacak olan iki partide ve CHP'de ve HDP'de çok şey var. Saadet Partisi kongresini yaptı, çok canlı bir kongreydi ve geniş bir işte komisyonlar oluşturacak, meclis oluşturduktan sonra bir de çalışma grupları sanıyorum oluşturuyor. Orada da bir ilgi var ama bu ne kadar oya dönüşecek, o da ayrı bir mesele. Toplumun bir arayışı var. Bir arayış var ise mevcuttan bir uzaklaşma var demektir. Bir mevcutla arasına mesafe koyma var. Bu illa bir resim peşine gideceği anlamına gelmiyor. Peşine gidebileceği birisini bulamaz ise mevcuda yeniden dönebilir. Bir itirazı olmaz, oraya gelebilir. Burada çıkacak olan siyasi partiler ve mevcutlar iktidarı devralmaya hazır olduklarını topluma gösterebilirlerse, dağıtmadan, dökmeden, kırmadan, biz bu devletin yönetimi devralmaya hazırız, ehiliz, bak bunu gösteriyoruz diyebilirlerse toplumun şekillenmesi hızlı olur ve çok hızlı bir seçim de önümüze gelebilir. Evet. Bu kayma olmazsa seçim belki daha da zamanına doğru uzaklaşabilir. İbrahim Bey, Saadet Partisi bir kongre yaptı. 7. olan büyük kongre. Siz de genel idare kurulunda yer aldınız. Yani partinin politikalarını oluşturacağı birim aslında genel idare kurulu. Daha önce bir seçim yaşadık. Geçtiğimiz seçimde ittifaklar seçimi oldu aslında. Koalisyonlar dönemi bitmiştir dememize rağmen karşımıza 50+1'den dolayı ittifaklar çıktı, yasa değişti. Saadet Partisi de Millet İttifakı safında yer aldı ve sonuçta iki milletvekili çıkardı. Saadet Partisi'nin bu süreçten sonra, yani yeni kurulacak partiler var, onun dışında bir erken seçim beklentisi var, alacağı tavır ve yapacaklarını nasıl görüyorsunuz? Öncelikle genel kongremiz açısından gerçekten, yani ben hem heyecan açısından, hem katılım açısından, hem genel başkanımızın konuşmasının içeriği, metni açısından çok güzel, insanı heyecanlandıran, çok çok daha ümitlerimizi arttıran bir atmosfer yaşadım. Bizzat oradaydım. Özellikle içeriğine baktığınızda, konuşma içeriği Türkiye'nin temas etmedik hiçbir alanını bırakmayacak şekilde dolu dolu bir metindi. Tüm toplumsal kesimlere dönük, hem mağduriyetlerinin dillendirilmesi, hem bu mağduriyetlerin nasıl çözeceği, hangi yaklaşımla aşılacağına dönük çok ciddi bir perspektif sundu. O açıdan bu yeni dönemde özellikle iktidardan bıkkınlığın had safhaya ulaştığı bir ortamda bizim kendi tabanımızın bize tekrar döneceğine dair umudumuz biraz daha arttı. Yani neticede kurulacak yeni partiler haliyle mevcut yelpazede kendilerine ideolojik olarak, kimlik siyaseti olarak veya öngörecekleri parti programındaki hani çok şey muhafazakar demokrat bir yapımı, yoksa liberal demokrat bir yapımı, yoksa çok daha ideolojik katı bir kimlik siyaseti mi oluşacağı yönünde çok net bir şey durmuyor. Ama neticede bu geniş toplumsal tabanın çok uzun süreden beri bildiği, gördüğü, temelde yaklaşım olarak Türkiye'nin hem kronik meselelerine, çözülmemiş sorunlarına,
hem güncel meselelerine dair ciddi bir alternatif olabileceğine ilişkin kanaati pekiştirdi. Sadece tabana değil, tüm toplumsal kesimlere hitaben bir toplum sözleşmesi önerisi de vardı. Yani onunla ilgili de çeşitli platformlarda konuşuldu bu. Yani dolayısıyla burada yeni zeminde en çok dönüşün olacağı yerin, adresin Saadet Partisi olacağı yönünde bir kanaatimiz var ki bu da doğal. Yani insanların doğduğu kaynağa tekrar dönmesi çok daha rahat. Çünkü diğer siyasi hareketlerde bir belirsizlik oluşacak. Yani ne yapabilirler, ne yapamazlarla ilgili zihinde çok ciddi bir sorun oluşacak. Bu açıdan hele şu an yani aynı iktidarda, aynı siyasi partide çalıştıkları, etkin olarak icraî faaliyette bulundukları bakanlık, başbakanlık yaptıkları dönemlerin canlı hafızalarımıza taptazeliğini koruyan sorunlar yumağı ve ondan sonra gelişen çok basit bir Suriye meselesi, işte ekonomik genişlemeden sonraki çok büyük bir darboğaz, bunların salt birisinin politikalara yön vermesiyle oluşan sonuçlar değil bunlar. Tam tersine o gün hep birlikte gerek eğitimde, gerek dış politikada, gerek ekonomide bir ortak hükümet programı olarak, parti programı olarak yürüyen ve o günün şartlarında gösterilen faaliyetler, yapılan icraatlar onun sonuçlarını bugün izale etmek üzerine kurgulanıyor. Yani şu an hem iktidar açısından hem iktidarından kopacak türevler açısından gelecekleri ve çözmeyi vaat ettikleri hususlar kendilerinin kaynaklık ettiği sorunlar. Dolayısıyla eğer o sorunlara sebep veren sizseniz, kaynaklık eden sizseniz bunu çözme mercisiz olamazsınız. O dönemde de Saadet Partisi'nin duruşu, her alanda ikazları, kendilerine tavsiyeleri açık ve net ortadayken yeniden toplumun bir kurtarıcı olarak onlara döneceği dair ihtimali ben çok düşük görüyorum. Kaldı ki iktidar da zaten şu andan itibaren bile kendileriyle birlikte yaptıkları işlerin faturalarını onlara kesmek suretiyle bir antipropaganda süreci başlatmış durumda. Bu açıdan evet toplum şurada kilitlenmiş. Artık iktidarın değişme vakti geldi. Bu iktidar gitmeli konusunda geniş bir mutabakat var. Ama kimin geleceği hususunda aynı oranda, aynı düzlemde geniş bir mutabakat söz konusu değil. İşte burada bizim açımızdan şimdi 20 tane politika kurulu oluşturuldu. Bunlar da şimdi genel merkezde her politika kurulunun çalışma alanları netleştiriliyor. Bunlar komisyonlar halinde Türkiye'nin bir, geçmişten gelen bir türlü çözülemeyen temel meseleleri. İki, çözülemeyen meselelere güncel olarak ilave olunan, her daim yığılan yeni sorunlar. Üç, geleceğe dönük bir planlamanın olmayışı. Bu tüm üç hususu da birlikte bir bütüncül yaklaşımla ortaya koyacak. Sorunu, kaynağını, çözümünü uzun vadede bunları daha hızlı bir şekilde izale edecek planlamaların yer alacağı bir çalışma zemini oluşuyor. Bu şartlarda bizim açımızdan, Saadet Partisi açısından çok olumlu bir ortamın oluştuğu kanaatinde. Genel Başkanımızın da yani defalarca basın toplantılarında dile getirdiği bir husus var. İnsanlar kulaklarını kabartmış dinliyor. Gözlerini açmış bizi dinliyor. Bunun oya yansıması hususunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Ama bilinen bir şey var. Ekonomide tıkanmış durumda Türkiye. Dış politikada tıkanmış yeni bir arayış var. Ancak burada iktidar bunca zamandır dile getirdiği, önüne set olarak koyduğu söylemlerini aşacak yeni bir hamleye giremiyor. Neden? Dün gibi taptaze konuşulan bir mevzuda bugün çok ters bir istikamette aynı bir çözüme odaklanma mümkün değil. Yani Suriye'de yaşanan hadisede bugün iktidar çok rahat bir şekilde Şam'la diyaloğa girmesi çok beklenir bir durum. Bu Türkiye'nin, yani iktidarın sorunu acaba Türkiye'nin bir sorunu oldu mu? Türkiye'nin probleminin aşılması, ekonomik açıdan aşılması gereken, dış politika olarak aşılması gereken, eğitim olarak sosyal uzlaşı kültürü açısından aşılması gereken tüm sorunların o devlet aklı dedi Nazif Bey. Yani burada toplumun tabanından da geniş bir akil insan grubunun da bunun aşılması gerektiğine dair beklenti çok net ortada. Bunun nasıl olacağı konusunda arayışlar var. Bunları da bugün bu iktidarın mevcut ekonomi politikalarıyla
çözüm getirmesi mümkün değil. Çünkü borçlanma üzerine kurulmuş bir sistem var. Daha ötesi yok. Üretime dönük bir şey yok. Evet. Adalet düzeninde, yargı düzeninde gördüğümüz sıkıntı var. Çok basit. Yani Türkiye'de iktidarın yaklaşımı esasında hatalı bir yaklaşım. Devlete yapısal ve fonksiyonel olarak yaklaşmaktan ziyade kısa vadeli oldu bittiler üzerinden iş yürütmeye çalışılıyor. Bir dış politikayı siz ekonomiden bağımsız düşünemezsiniz. Bir dış politikayı sosyal hayattan bağımsız düşünemezsiniz. Bir dış politikayı eğitiminizden, sağlık politikalarınızdan bağımsız düşünemezsiniz. Ama Türkiye'de her ne hikmetse şu yakın zamanda yargı reformu strateji belgesinde bir belge yayınlandı. Yargı reformunun çözüm önerileri strateji belgesindeki temel unsurlar yargı unsurlarıyla sınırlı kalmak üzere çözülmeye çalışıyor. Dış politikadan ibaret bir çözüm arayışı var. Halbuki devlet bütün yapılarıyla, bütün organlarıyla topyekün bir bütün, bir organ olarak, yani bir bütün olarak vücut olarak düşüneceksiniz. Dolayısıyla burada eğer yargı reformu kapsamında bir çalışma düşünüyorsanız yargıya etki eden ekonomik faktörleri ekonomiyle ilgili hususları yargı paketine ve strateji belgesine koymadan çözemezsiniz. Niye? Mesela şu an Türkiye'de yargının en temel sorunu ihtilafların çok olması. İhtilaflar arttıkça adliye binaları büyüyor. Adliye binalarının büyümesiyle beraber sorun çözülmüyor. Arşivler almaz oluyor. Dolayısıyla siz ihtilafı kaynağında çözecek hem ekonomik boyutunu, hem eğitim boyutunu, hem sosyal hayattaki temel dinamikleri, kültürel boyutunu bu işe katmadan buraları da öngörülerde bulunup plana dahil etmeksizin herhangi bir meseleyi başlı başına müstakil olarak çözmez, mümkün değil. İktidarın en büyük hatası bu. Yani çok basit. Dış politikada Suriye ile ilgili süreçte Amerika ile ve Batı ile ortak hareket etme kararı aldı. Doğru mu? Bu normal şartlarda şöyle öngörülebilir. Efendim biz sadece bir ülkeyle konusunda ilgili uluslararası alanda bir karar alıyoruz. Bir tarafta duruyoruz. İyi hoş güzel de bunun neticeleri sadece sizin dış politikanızı belirlemeyecek ki. Bugün İstanbul'un emlak piyasasına etki ediyor mu Suriye meselesi? Dış politikayı siz Türkiye'nin İstanbul'un emlak fiyatlarına etki eder görüyorsunuz. Kırmızı ışıkta bekleyen dinleyicilere kadar vardı mı bunun sonuçları? Bizim sağlığımıza etki etti mi? Eğitimimize etki etti mi? Bütün sosyal hayatımıza etki etti. Bakın lokantalara varınca kadar etki etti. Dolayısıyla bir meseleyi salt o alanla ilgili sınırlı tutarak çözüm arayışına girmek çözümü getirmez. Bilakis bunu daha da parçacı hale getirir ve sorunları yumak halinde büyütür. Bu noktada Ercan Bey'e dönmek istiyorum. Son söz. Yani burada tekrar ediyorum. Yani Saadet Partisi'nin şu an süreçte belirlemiş olduğu istikamet 50 yıldır devam eden gelen istikamette hiçbir sapma yok. Meselelere topyekün bütüncül bir bakış açısıyla bakıyor. Hem yapısal alanda hem de yapının salt bir ortada yapının olması, kurulması yetmiyor. Bunun fonksiyonel hale gelmesi, işlevsel kılınması da önemli. Bu açıdan tüm meselelere, toplumun şu an yaşadığı bütün sıkıntılara bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Ve bunu yaparken de ben yaptım oldu. Ansızın yaptık bu işi oldu. Bir deneyelim mantığıyla değil. Ortak akılla, uzun vadeye yaymak üzere istişarelerle planlamak suretiyle bu işin çözümünde ancak başarılı olunabilir. Evet, teşekkürler. Ercan Bey'e dönmek istiyorum. Ercan Bey, Saadet Partisi'nden bahsettik. İktidarın tutumundan ve yeni partilerden Celal Hoca bahsetti. Ama ana muhalefet partisini göz ardı ederek ya da ana muhalefet partisini hesaba katmayarak hiçbir sorunu da seçimle ilgili senaryoyu da konuşamayız herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki bazı sözleri klasik, hani bir şey vardır ya, CHP %25'tir, bu kabuğun dışına çıkamaz diye bir söylem vardır. Ama başörtüsü ve benzeri gibi özellikle muhafazakar kesimle yakınlaşan söylemleri, bir önceki seçim ittifakında Saadet Partisi'nin o seçim ittifakı içinde yer alması, İyi Parti'nin yer alması çok önemliydi. Hem milliyetçi kesim tarafından hem muhafazakar kesim tarafından sahiplenilen ve önemli partilerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrı, muhafazakar kesimle yakınlaşması önümüzdeki muhtemel erken seçim veya 2023 seçimi açısından nasıl bir önem arz ediyor? Şimdi Türkiye'deki siyasi tablo çok sık değişiyor. Bizim evet çok köklü bir siyasi geçmişimiz var ülke olarak ama
Örneğin bir 5 yıl, 3 yıl önce ya da 2 yıl önce İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kazanacağını biri çıkıp söyleseydi herhalde kimse ihtimal vermezdi. Yani ben vermezdim en azından. Ya da Ankara'da hadi kısmen olabilir ama İstanbul'da gerçekten çok zordu. Ankara'yı zaten 5 yıl önce de çaldılar. Evet. Yani orada da yine aynı isimle girilmişti. Şimdi şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişindeki gelen o bir takım sorunlarını, bir takım yüklerini omuzundan atma çabası içerisinde. Bu tabii ki de çok kolay olmayacak. Çünkü siz her ne kadar genel başkan olsanız da bir 50 yıllık partinin, daha fazla hatta ömrü olan bir partinin de bir takım kökleri, bir takım gelenekleri, bir takım geçmişler var. Bunları da üzerinizden atamıyorsunuz, atamazsınız. Bununla ilgili bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Başörtüsü konusundaki sözleri evet gerçekten olumlu karşılandı. Şimdi Türkiye'de siyasi, yeni siyasi oluşumlara gelecek olursak, evet bu ay itibariyle sanıyorum iki tane daha partinin kuruluşuna şahitlik edeceğiz. Bu partilerin kökeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkezinden, genel merkezinden beslenecek gibi de gözüküyor esas itibariyle. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Babacan'ı bir özel kanalda hepimiz izlemişizdir sanırım. Belki bir kısmını, belki tamamını. Ben büyük bir kesimini izledim. Şimdi siz parti kurup sahaya çıkmadan, size bir takım salvolar gelmeden, efendim sizin muhataplarınız yeri gelip belden aşağı size vurmadan, çünkü her siyasi tartışma ülkemizde maalesef belli bir zeminde olmuyor. Yeri geliyor sizi eşiniz üzerinden hakaret ediliyor, yeri geliyor giyiminiz üzerinden, yeri geliyor çocuklarınız üzerinden farklı şekilde eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Bunlar karşısında bu siyasi partileri kuracak kadroların karşılaşacakları bu tip sorunlar karşısında nasıl bir tavır takınacaklar çok önemli. Şimdi Suriye, Türkiye'nin iki tane çok büyük sorunu var diye sahaya çıkıp sorsanız bunlar nedir deseniz bir tanesi ekonomi, diğeri dış politika denir halk tarafından. Bugünkü içinde bulunduğumuz ekonomik krizle ilgili iktidarın medyası ya da söz sahibi olan insanlar bu gelinen tablonun belli bir kısmını işte Mehmet Şimşek dönemine, belli bir kısmını Ali Babacan dönemine fatura ediyorlar. Dış politika ile ilgili de Türkiye'nin en büyük son bana göre en büyük Türkiye'nin dış politika hatası Irak'ın işgalindeki tutumuydu. İkinci merhale ise Suriye meselesi. Suriye meselesini ise Sayın Davutoğlu'na fatura ediyorlar. Bunların bu zihniyete ben şahsen karşı geliyorum. Çünkü Türkiye'de hiç bir politikayı, bu kadar önemli bir siyaseti bir isim üzerinden okuyamayız. Ama şunu da söyleyemeyiz. Türkiye'nin bugün dış borcu 600 milyar dolarlardan bahsedilirken işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günlerle bugün arasında kıyas kabul etmiyor. Şimdi burada Sayın Babacan mesela şunu çıkıp söyleyebiliyor mu? Benim nazarı itibarımın önemli olan bu. Ben bu falanca filanca ekonomik programlara karşı geldim ama bana rağmen bir takım şeyler yapıldı diyecek mi? Demiyorsa o zaman bu 600 milyar dolarlık dış borcun hangi dilimini omuzlanacak? Bugünkü gelinen ekonomik kriz 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır sürekli tekrarlanan, sürekli bu işten uzman olmasanız dahi, sokakta bir esnaf olsanız dahi Türkiye'deki gidişatın iyiye gitmediğini, yarının bugünden çok daha kötü olduğunu maalesef söylüyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Babacan ekonominin hangi yükünü yüklenecek ya da hangi yapacağı tespitlerle, itirazlarla işte bu ekonomik tablonun reddiyesini yapacak. Bu kendisine önemli. Kendisine söylediği içe kapanma yerine dışa açılarak bunu çözebileceğimiz. Şimdi önemli. Bakın o çözmekten bahsetmiyoruz. Şu anki geldiğimiz nokta çok da kolay çözülebilecek, sabahtan akşama çözülebilecek bir ekonomik tablo değil. Aşağı yukarı 2 yıldan beri iliklerimize kadar hissettiğimiz bir kriz yaşıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır ekonomik krizi diyebiliriz belki de buna. Çünkü bu bir yerleşti bünyeye maalesef. Daha önceki devalüasyonlar olmuştu. Akşam sabah kalkmıştık %50 fakirleşmiştik ama ticaretimiz devam etmişti falan filan. Şimdi öyle değil. Şu sürece anda sürekli yayılıyor. Süreci gittikçe bünyeye yayılıyor ve yerleşiyor. Yani bu ekonomik tablonun reddiyesini yapabilecek mi Sayın Babacan? Mesela o gün akşam yapmadı. Benim için bu önemli. Şimdi Sayın Davutoğlu da şunu diyecek mi bizim için?
Evet, ben Irak politikasında Sayın Davutoğlu'nun bir dahli yoktu. Çünkü o dönem bildiğim kadarıyla danışman dahi değildi. Ama Suriye politikasının tam göbeğindeydi. Evet, ben yani şunu haksızlık etmemek lazım. Sayın Davutoğlu Suriye politikasını yönetti ve Türkiye'yi bataklığa sürükledi diyemem. Ama Sayın Davutoğlu bana şunu söyleyebilecek mi? Ben Suriye politikasına şiddetle karşı çıktım, itiraz ettim. Ben aslında bunu onaylamıyordum ama bana falanca filanca isimler baskı yaptı, yaptık mı diyecek. Bu da benim için önemli. Dolayısıyla bu angajmanlarla, bu heybelerindeki bu yükleri ne kadar omuzlayabilecekler? Bunlar her iki isim için de son derece önemli. Tabii. Buna rağmen Türkiye'deki siyasi tablonun da değişeceği konusunda neredeyse hepimiz hemfikiriz. Çünkü bir parti, iki parti çıkıyorsa bir partinin içerisinden mutlaka ve mutlaka bunlar bir parça koparacaktır. Biz bugün %1'lik bir dilimden, işte İstanbul'un ilk seçimini hatırlarsak 13.000'lik bir oy farkıyla Sayın İmamoğlu kazanmıştı. Bu hakikaten bir ilçeyi bırakın, yani İstanbul ilçesini bırakın, Anadolu'da bir ilçede dahi, ortalama bir büyüklükteki bir ilçede dahi seçim kazanamayacak bir oydan bahsediyoruz. Bu kadar birbirine yakın devam ederken siyasi yarış, iktidardan kopacak iki tane büyük kitlenin Türkiye'deki siyaseti yeniden dizayn edeceğini ve Türkiye'nin bir dahaki seçime, benim şahsi görüşüm, parlamenter sistemle gitme ihtimalinin de son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. %1'lik bir alacakları oyun bile büyük şeyler değiştirebileceğini söylediniz. Nazif Bey, şimdi bir son dakika gelişmesi okuyayım. Ondan sonra konuya devam edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan parlamentosunu feshetme kararı aldı. 9 Şubat 2020'de erken seçim kararı alındı. Erken seçim olacağı şeklinde. Bunu niye okuyorum? Çünkü soracağım soruyla biraz bağlantılı. Azerbaycan'da böyle bir gelişme var. Azerbaycan son dönemde çok kaynayan bir ülkeydi aslında. Özellikle yolsuzluklar ve işte Sayın Aliyev'in hanımını yardımcısı yapması ve benzeri gibi konular konuşuluyordu. Türkiye'de de benzer konular konuşuluyor. Az önce konuklarım olarak hepiniz sorunları dile getirdiniz aslında. Ekonomiden, adaletten, dış politikadan ve benzeri sorunları dile getirdiniz. Türkiye'de de benzer sorunlar var. Bir erken seçim olur mu? Ve olursa yeni partilerin %1 oy alabileceği bile bir durum varken 40 artı 1'ler 50 artı 1 yerine telaffuz edildi. Sonra Cumhurbaşkanı tarafından yalanlandı ama bu tarz şeyler gündeme gelir mi? Bir kere Azerbaycan'daki hadise benim için şaşırtıcı değil. Çünkü komşularımızda, yani coğrafyamızda gerçekten fokur fokur kaynayan bir siyaset var. İran'da öyle. İran'da son 10 yılda 3. defa bir hareketlenme var. Ha, netice alır mı? Bence almaz. İran bunu bastırabilecek bir siyasi iradeye sahip. Ama faturası ağır olur. Her seferinde bu önceki iki hareketlendiklerde İran'da hem dini kesimden, Ayetullah sınıfından hem de siyasi kesimden çok ciddi tutuklanmalar oldu. Mahkemeler açıldı. Irak'ta keza işte görüyorsunuz, başbakan neticede ayrılmak zorunda kaldı. Irak'ta hala ortalık dinmiş değil. Irak'ta büyük bir hareketlilik var. Lübnan'da öyle. Velhasıl kelam komşularımız böyle. Azerbaycan'daki işte akıllı yapmış gibi gözüküyor. Çünkü parlamentoda artık hem İran yanlıları hem de Moskova yanlıları dedirttirebilecek kadar net bir şekilde kürsüde konuşmalar yapılmaya başlanmıştı. Aliyev'in bundan ürkmesi çok tabii. Babası daha sakin giderdi, Allah rahmet eylesin. Ama İlham Aliyev babasına nazaran daha sert gidiyor. Bu öteden beri muhalefete, özellikle muhalefetin milliyetçi muhafazakar kanadına yönelik davranışlarını da görüyorduk. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Biz Türkiye'de bu iktidar çok büyük umutlarla iş başına geldi ama daha işin başında aslında ne olduğu anlaşıldı. Daha işin başında. Fakat iktidara oy verenler sokak anlayamadı bunu. Sokağa anlatma fırsatı bizim gibiler için oluşturulmadı. Niye? Öyle bir baskın bir anlayışla geldiler ki ve ciddi bir
sıkıntılı bir ortamlardan sonra 28 Şubat arkasından benim de parlamentoda bulunduğum süreç içerisindeki dönemin hükümetinin depremlerle karşılaşması, sonra Kemal Derviş gibi bir Türkiye kamuoyunda da çok tartışılan bir ismin ekonominin içerisinde sorumluluk taşıyarak getirilmesi, sonra işte bankalarla ilgili kararlar, şunlar bunlar ve AK Parti'ye adeta gün doğmuştu ve böyle bir şeyle geldi. AK Parti ama buna rağmen gelirken, yani dönemin Fazilet Partisi'nden ayrılarak oluşturulan Saadet Partisi'nin içerisinden koparken anlaşıldı ki Batılılarla bir takım trafiğin içerisine girmişlerdi ve oralarda çok iddialı sözler vermişler. Ve bu sözlerini biz gördük. Ve ben mesela bir siyasetçi, bir gazeteci olarak yıllarca tanıdığım insanlarda hayretle takip ediyordum. Ya bu Kıbrıs planında, ya anlam planında, Kıbrıs meselesinde nasıl evet diyor bu iktidar? Ya bunların içinde emeği var ya, bu Refah Partisi'nin emeği var, Milli Selamet Partisi'nin emeği var. Dolayısıyla silsile yoluyla geçiyor. İşin içindesiniz, nasıl buna evet diyebiliyorsunuz? Demin söylediğim bir şekilde 20. yüzyılda bizimki milli mücadeleydi. Emperyalizme karşı başkaldırıydı. Anadolu Türklüğünün mücadelesi, milli mücadele. Ama İslam dünyasının 20. yüzyılda bir tane zaferi var ya, bir tane o da Kıbrıs. Allah bu millete nasip etti. Ve İslam dünyasının tek zaferini altın tepsi içerisinde anlam planında veriyorlar. Ve bizimkisi de üfürüyor. Allah Allah, bu nasıl oldu? Ondan sonra baktık, bu zihniyetin içinden gelmiş. İyi ki ayrılmışlar diyorum, ha onu da evvela söyleyeyim de izleyenlerimiz şaşırmasınlar. Abdullah Gül ve arkadaşları, Sayın Tayyip Erdoğan falan, Ermenistan meselesinde neredeyse onlarla barışacağız diye. Tazminatı da neredeyse dedelerimiz hakikaten bu işleri yaptı diyebilecek yere geldiler neredeyse. Allah'ım ya Rabbim. Hayretle izliyordum böyle. Gözlerim açılıyor. Bu yanlış mı duyuyorum diyordum. Ondan sonra BOP eş başkanlıkları. Nasıl kürsüde ne kabara kabara söylüyordu BOP eş başkanlığı sanki. Bir Mart tezkeresi bir şeymiş. Ona bir, o ayrı, bir Mart tezkeresi ayrı. BOP eş başkanlığı da ayrı. Yani tam bir Amerikanınca bölgede jandarmalı İslam dünyasına bıçak gibi böyle kama gibi saplanış yani bu. Ondan sonra neler yaşamadık ki? Ve biz ve böyle bir süreçlerden geçe bugünlere geldik. Şimdi ne oldu? Şimdi bir siyasal tarafı dış politika gibi gözükse de aslında bizim vicdanımız, bizim varlığımız, Türk milleti olarak, Türk İslam dünyası olarak ve o camianın, o dünyanın batıya açılan en karakterli, en sağlam, en haysiyetli yüzü olarak büyük sorumluluklar taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl böyle inandırıcılığını kaybetmeye başladı? Nasıl böyle İslam dünyasında büyük bir heyecanla karşılanıp, işte demin söylediğim gibi yine İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreterliğini almaya Birleşmiş Milletler'de eğer bir şekilde önderliğimizde İslam dünyası adına tavır koymaya başlamışken birdenbire plaklar tersine döndü. Ondan sonra vicdanımızı kaybetmeye başladık. Nedir bu vicdan? Bu vicdan neyi biliyor musunuz? Bu vicdan işte EYT'lilere hak vermeyip de mecliste milletvekillerine bilmem ne kaçıncı sekreteri vermek, bilmem hangi imtiyazları vermek, yok kırmızı ışıkta bilmem ne yolundan geçmek falan. Nedir bu imtiyazı sınıf? Ben de milletvekilliği yaptım. İnsan utanır ya. İnsan utanır. Yani seni millet gel bizi kurtar diye zorlan seçmiyor. Sen istiyorsun millete, bana yetki ver diye yalvarıyorsun. Ondan sonra kendini imtiyazlı bir sınıf haline getirerek götürüyorsun. Zaten parlamenter sistemden bu ucube sisteme geçtikten sonra hep bütün televizyonlarda söyledim. Allah'tan kayıtlar da var. Ya bu sistem bize neyi evvela geçmeden söyledim. Geçtikten sonra devam ettim, hala söylüyorum. Bu sistem milletvekillerinin işlevini ortadan kaldırmıştır. Sadece parlamentoda Anadolu'dan gelen insanlara, misafirlere yemek ikram etme adına, onlara hoş geldin deme adına bir sorumluluk vermiştir. Bu kadar. Bunu söyler duruma geldim. Şimdi böylesine bir anlayış içerisinde halka bakan bir iktidarımız var. EYT'yi görmüş. Sen sana yıllarca ana muhalefet değil, diğer muhalefet partileri değil, ya parlamentonun dışındaki muhalefete varıncaya kadar aklı başında herkes sana söylüyor, ya bu şehir hastanelerini nasıl yapıyor? Ben devletin kasasından yapmıyorum diyordu. İşte bu bütçe görüşmeleri sırasında bakan itiraf etmek zorunda kaldı. Bunları biz yapıyoruz artık. Bunlara para, bütçeden para tahsis ediyoruz. 3 yıl içerisinde 50 milyar liraya, milyar diyorum bakın,
milyar liraya varan paralar ödenecek. Yani aynı bu yollar gibi. Geçenden de geçmeyenden de tahsilat yapıldı. Şehir hastaneleriyle ilgili daha önce bir program yapmıştım. 67 milyar dolar gibi bir maliyeti var. O tamamında. Tamam. Yani yıllara yaydığın zaman. Biz 3 yılı konuşuyoruz. Şimdi sokak hareketi, sokak yanıyor. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Biz şimdi Allah'tan bir muhalefet, işte Saadet Partisi'ne, İyi Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne varıncaya kadar hiç değilse bir takım üst rakamlardan bahsediyor. Ama onlar bile olsa, ki olmayacak. Yani bırakın yoksulluk sınırı, açlık sınırının altında hayat mücadelesi veren insanın ve Türkiye'de, bir kez daha söylüyorum, bunu başka yerlerde söylediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Acayip bir şekilde rahatsız oluyor. İzleyenlerimiz de bilsinler. Türkiye'de 850 bin kişi 1000 liranın altında emekli maaşı alıyor. 850 bin kişi. Celal Bey bak, ekonomi içinde geldin yıllarca. 800, yanlışım varsa düzelt Allah aşkına. 850 bin kişi 1200 kişi 1200 liraya kadar 1 milyon 200 bin kişi değiştiriyorum. 1 milyon 200 bin emekli de 1200 liraya kadar maaş alıyor. Ondan sonrası biraz yukarısında. Şimdi böyle gerçeklerimiz var. Bunlara şal örtmeye çalışanlar, bunlara yokmuş gibi muamele çekmeye çalışanlar var. Bunlar siyasi iktidarın içinde. Ne oldu sizin vicdanınız Allah aşkına ya? Ne oluyor? Yani bütün bunlardan sonra Türkiye tabii ki bir arayışın içerisine girmek zorundaydı, girecekti. Bunu evvela yıllar sonra İyi Parti ile denedi. Arada böyle fason partileşmeler oldu. Onlara partileşme demiyorum. Yani iki İdris'in falan kurmaya çalıştığı partiler. Onlar dönemin şartlarında FETÖ'ye de iltisaklı da denilebilecek. Haksızlık yapmak istemiyorum ama benim gördüğüm öyleydi partilerde. O partileşme değildi. Ama İyi Parti kuruldu. O da yanlış düğme iyilikleri ilk başta. Dolayısıyla halktan büyük bir karşılık görecek parti. Meral Hanım'ın işte ben %29 lira, partim de %20 lira gelecek diye meydanlarda konuşmasına rağmen baraja bile ulaşamadı. Ancak o kadar aldı. Tabii şartlar bir yere doğru toplanmayı da gerektiriyor da denilebilir ama uzatmayacağım. Şimdi Türkiye'de yeni bir parti ihtiyacı var mı? Ben Türk milletinin AK Parti'den, iktidar partisinden artık gına getirdiğini ve bundan bir şekilde uzaklaşmanın gerekli olduğu kanaatine, hatta hükmüne vardığını düşünüyorum. Ama yeni bir adres olabilir mi? Yeni bir adresi de iletişim araçları halktan saklıyor. Yani Halk Parti ana muhalefetten hoşlanmayabilirler. İşte MHP'den hoşlanmayabilir, İyi Parti. Saadet Partisi vardı, bilmem ne partisi vardı, Demokrat Parti vardır, şu parti vardı. Hayır, halkımıza bunlar alternatif olarak sunulmuyor. Veya alternatif olarak sunmasınlar ama bir siyasi mücadelenin içinden gelen, geleneksel karakteri olan, damar olan bir partiler gibi yansıtılmıyor. Dolayısıyla halk bunun farkında değil. Şimdi iktidar partisinin içinden biri Davutoğlu, biri Babacan olmak üzere iki parti çıkabileceğini görüyoruz. Şimdi Babacan'ın partisinin, arkadaşlarım ifade ettiler, AK Parti'nin yönetim kademelerinden eski veya yeni çok ciddi bir karşılık göreceğini anlaşılıyor. Diğerinin de toplumsal bir karşılığı olduğunu ben sokakta görüyorum. Davutoğlu yani olmuş. Yok, Babacan'ın. O parti tabanını fazla böyle hırpalayamayacak ama parti tabanından böyle çok bir pay alamayacak. Fakat parti kademelerinde Davutoğlu'nun daha büyük karşılığı olduğunu, siz de bunu çok güzel özetlediniz. Oraya girmeyeceğim. Yani genel başkanlık yaptı, bakanlık yaptı. Ve neticede parti genel başkanlığı yaptı, başbakanlığı yaptı. Bunların karşılığını görüyor neticede. Bir iletişim vardı. Şimdi bunlar sandığa ne getirir? Ben Cumhuriyet İktidar Partisi tabii kutuplaşmanın üzerine siyaset iklimini oluşturuyor. Ve kutuplaşmayla varlığını sürdüren bir parti. Bunu artık bu net gördük. Ve bu kutuplaşmadan dolayı sonuç almayı daha kolaycı görüyor. Emek sarf etmeden daha kolay kutuplaştırarak alıyorsun. Nasıl olsa saflarını konsolide ediyorsun. Karşı tarafı bloklaştırmıyor gibi gözüksen de sen kendi alacağın oyla eğer birinci olabileceğini düşünüyorsan o insana yetiyor. Ve iktidar da bunu büyük bir avantaj olarak görüyor. Onun için iktidarın sokaktaki işte yerlisi, millisi, milli birlik, beraberlik falan bunlar sadece
işine geliyorsa söylediği söz olarak kalıyor. Yani kendisine yarıyorsa bunlara bakıyor. Şimdi burada bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Müsaadeniz olsun. Bir yere doğru geleceğim. Şu ana kadar kutuplaşma kendisine hep yaradı. Bundan sonra özellikle büyükşehir seçmeden sonra kutuplaşma tam tersine karşı buluğa yanaşacağı ve yarayacağı yönünde bir kanat ama şu var. İşte bu seçimde de biz göre gördük büyükşehir seçimlerinde değerli kardeşim. AK Parti'ye en büyük destek alt gelir gruplarından geliyor. Enteresan, bütün dünyada gelişmemiş ülkelerde bile evvela isyan edenler alt gelir grupları olurdu. Ama biz de bütün seçimlerde alt gelir grupları şey yapıyor. Mesela bu İstanbul seçimine bakalım, bu en son. İki seçim arasında %9 fark var. Bu %9 farkın az olduğu, yani AK Parti'nin oyuna her şeye rağmen muhafaza ettiği, yani 5.000-10.000 arasında kaybettiği yerler, alt gelir gruplarının yaşadığı yerler. Karşı tarafa bakıyorsun, işte Sultanbeyli'den Ümraniye'nin arka taraflarına, Sultan Çekmeköy'ün o taraflar, onları sayabiliyoruz. Bu tarafa geliyorsun, Gazi Osman Paşa, Arnavutköy tarafları, kırsal kesimler. Yani alt gelir gruplarıyla şeyi devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Yani dünyanın tersine bizde büyük gelirler daha statokocu olurdu dünyanın her tarafında. Şimdi yüksek gelirler, üst sosyal dilimlere mensup insanlar bizde değişimden yana tavır koyuyorlar. Ama alt gelir grupları maalesef statokocu ve değişimden yana tavır koymuyorlar. Bu neye göre yorumluyoruz bunu? Bunu görüyoruz biz. Şimdi iktidar sokağa devlet kesesinden çok inanılmaz şekilde yardımlarda bulunuyor. Sosyal yardım. Şimdi sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları devlet kesesinden yapıyor tabii ki. Ve bu devlet kesesinden yaptığı yardımlarla asgari ücreti makas açılmadan götürüyor. Şimdi 1200 lira, 1300 lira şu şekilde bu şekilde devletten yardım alan insana gel asgari ücretten çalıştın dediğin zaman niye ben 2000 lira için çalışacağım? Adada zaten 600 lira, 700 lira fark var, tamam mı? Onun için sana kölelik mi yapacağım? Ben burada bir şekilde hayatımı devam ettiriyorum. İşte yeşil kartım da var, şu da var diye bakıyor. Şimdi iktidar sokağı bir, tembelleştiriyor. İki, atalet halinde tutuyor. Üç, bu oy olarak da seçmen olarak da konsolide ederek elinin altında tutma başarısını elde ediyor. Bu siyaseten ona kazandırıyor ama ülkeye kaybettiriyor. Milli kimliğimize, insan olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeyerek ruhumuza bile ters düşürüyor bizi. Ama ne yapalım? Ruhumuz da böyle. Şimdi geliyorum bir şeye. Şimdi iktidardan çıkacak olan bu siyasi adreslerin ben son seçimlerde de özellikle ittifaklar adına yaşanan tabloya baktığımız zaman bir netice getirebileceğini söylemek mümkün. Ama ben AK Parti'nin ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Turgut Özal'dan bu tarafa biraz İslamcı kimlikle örtüşmüş siyasetçilerce sıkça rastladığımız, her seçime göre nasıl yolumu bulurum, nasıl avantamı elde ederim, nasıl ben ayakta kalırım mantığı içerisinde yapılan değişikliklere uygun yeni bir değişiklik getireceğini düşünüyorum. Yani bu seçimde de, bu defa önümüzde yapılacak ilk seçimde ben bu ittifakları kaldıracağını düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Bu ittifak kalkarsa en azından Doğu ve Güneydoğulu seçmenin, yani HDP'ye oy veren seçmenin, tırnak içinde artık onların bu kelimeyi kullanmaktan hep kaçınırım ama Kürt seçmenin MHP'den dolayı iktidara sırtını döndüğünü düşünüyorlar. Hiç değilse Kürt seçmen artık MHP ile ittifak yapmayacağımız için, ittifak yapmak mümkün olmayacağı için, herkes kendi başına seçime girebileceği için, bir, MHP oylarımı tırtıklayamayacak, iki, MHP'den dolayı bana sırtını dönen Kürt seçmen tekrar yüzünü dönecek diye hesap edecektir. Onu avantaj görecek. Üç, ittifaklar karşı tarafa yarıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte Saadet Partisi, yarın Babacan, yarın Davutoğlu da bu ittifakın içerisine girerse büyük bir çoğunluğu elde ederler diye düşünecekti. Bu ittifakı engelleyecektir. Herkes kendi tabelasıyla, kendi kimliğiyle seçime girsin diye bakacaktır. O zaman bu partilerin belli orandaki oyları belki barajları aşmasına yetmeyecektir. Ama bu iktidara yarayacaktır. Dolayısıyla tıpkı 2002'deki gibi bir manzarayla karşılaşabiliriz. 2002'de nasıl? %34,5 oyla parlamentonun neredeyse 1/3'ünü elde etmişti sayısal olarak. Şimdi de bu AK Parti bu açıdan avantajlı olabilir. Ama Türkiye yangın yerinde. Şimdi asıl önemli söylemek istediğim bu. Türkiye'de
ekonomi maalesef sokağı yakıyor, iş dünyasını yakıyor. İşte termik santrallerde yaşadıklarımız gibi parlamentodaki temsilcileri sadece kendi varlıkları için ellerini kollarını kaldırıp sonra da halka da Cumhurbaşkanımız iyi yaptı diyebilecek kadar da pişkince davranıyorlar. Bunu AK Parti kitlesinin bile sineye çekebileceğini düşünmüyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu bıçak kemiğe dayanan yerde iki partinin kurulmasıyla beraber bu hareketin milli ve gerçekten inanmış damarını oluşturan hem Saadet Partisi'nin hem de bu çerçevede Saadet çizgisine yakın sokağın münevver insanlarının bir büyük buluşmayı gerçekleştireceğini düşünüyorum. Buna inanarak söylüyorum. Bugün bu televizyonda olduğum için söylemiyorum. Aynı şekilde Türk milliyetçilerinin de karakterli bir birlikteliğe imza atacaklarını düşünüyorum. Ama CHP'ye de küçük tavsiyelerim var. Evet, CHP özellikle muhafazakar alandaki hassasiyetleriyle Türkiye'de en azından özlediğimiz uzlaşma kültürüne çok ciddi bir şekilde fedakarlık yaparak yanaşan ve buna da inanarak yaklaşmaya çalıştığını düşündüğüm bir fotoğraf ortaya koyuyor. Ben beyin okuyucu değilim. Ama bu fotoğrafı ortaya koyarken CHP'yi HDP'lileştirmeye çalışan çevreler de var CHP'nin içerisinde. CHP bu acı zehiri yutmaması lazım. Yani ABD dayatması, Avrupa Birliği dayatması veya Amerikan dayatması diyebileceğimiz çözüm ve barış süreci gibi süreçlerin Türk siyasetine nelere mal olduğunu, Türk toplumsal hayatını, siyasi hayatına ne kadar büyük ağır faturalar getirdiğini gördük. Bunu ta 1991'de dönemin CHP'sinin HDP'liler odamındaki HDP'lileri sırtına alıp parlamentoya sokması, sonra CHP ile birleşmişlerdi ve dolayısıyla yapılan 95 seçimlerinde CHP parlamentoya zor girdi. %20 küsur oy alan o CHP yerine CHP ile birleştiler. CHP adını aldı parti. %10.4 civarında bir oyla parlamentoya zor girdi. Halk faturasını kesti. Aynı 7 Haziran'ın öncesinde çözüm süreci diyerek PKK ile kucaklaşan o zamanın bakanlarını, İmralılarını, Haburlarını, Dolmabahçe süreçlerini, ta Ostoları anlatmama gerek yok. Boğazlarına kadar hepsi günahkar, hepsi bu çuvalın içerisine girmişlerdi. Onların ağır faturasını aldılar. 7 Haziran seçimlerinde %41'e düştüler. Tek başına iktidarı kaybettiler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde canlarını kurtardılar. Yeni bir seçime gittiler. O barış sürecinden vazgeçtiler. Halk tekrar o zaman oy verdi. Yani bu tıpkı bir sıcak kestane gibi, avucunda tuttuğun sıcak kestane gibi canını yakar. CHP'nin de canını yakacaklar. Dilerim Allah'tan öyle Türkiye halkları gibi bir salakça mantığın içerisinde CHP yönetimini kimseye boynunu kulağını kaptırmaz ve giderler. Çok teşekkür demokrasi ederim. Adına ortaya koydukları tavırı sürdürürlerse Türkiye'de siyasi tercihlerimiz aynıdır ama aynı gemideyiz. Hedef olarak kardeşlik iklimini sürdürme şansımız var. Bu iklimi sürdürebilecek olanlar şu anda iktidarın karşısında olan siyasi partilerdir. Bu siyasi partilerin temsilcileri sabırla hakkaniyetlerini sürdürmeye çalışsınlar. AK Parti'ye oy veren büyük kitle de yüzlerini ona dönecektir. Çünkü AK Parti vicdanını bana göre kaybetti. Biz de süremizi aştık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Celal Hocam'a son bir soru soracağım. Ondan sonra çıkacağım. 50+1, 40+1 çeşitli tartışmalar. %1 alırsa AK Parti iktidarı kaybedebilir. HDP'nin rolünden Nazif Hocamız bahsetti. Burada size şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti ne yapabilir? Muhtemelen bu olası gelişmelere karşı hazırlık içerisindedirler. Ellerinde iktidar gücü olduğu için pek çok şey yapma imkanına sahipler. Öncelikle kurulacak olan iki partinin boşa düşmesi için tedbir arayışında olacaklardır. Seçim öncesi onları boşa çıkartmak için işte Cem Uzan'ın yeniden siyasete giriyor olması belki de bunlar için bir araç olarak kullanılacaktır. Son açıklamasıyla Devlet Bahçeli'nin af teklifimizi geri çektik dedi. Bu sanki MHP ile AK Parti arasında bir
ayrışmaya giden ilk işaretmiş gibi de duruyor. Kürtlere yönelik bir açılım yapabilmesi için MHP ile olan bağını zayıflatmak istiyor. Öyle anlaşılıyor AK Parti. Buradan bir açılım gerçekleştirebilir. Belki sürpriz bir şekilde bir başbakanlık ihtisasıyla bir parlamenter sisteme dönüşün işaretini vererek öyle bir seçime gidebilir. Parlamenter sisteme seçimden önce dönülebilir. Yani onun mesajını verir, dönülebilir de. O çok yani zor bir şey değil. İşte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle önce bir başbakanlık ihtisas edilir. Arkasından zaten meclis o anayasa değişikliğini çok hızlı yapabilir. Yarı başkanlık sistemi gibi bir model gündeme gelebilir. Bu tür şeyler deneyecektir. Bunlardan herhangi birisi gündeminde hangisinin işe yarayacak ise o anki kamuoyu yoklamalarına göre bunları yapabilir. Toparlayabilir mi? Toparlayabilir. Öyle bir ihtimal öyle var. Bir ihtimal de var. Çünkü diyorsunuz. Muhalefetin bir araya değerlenmesi, toparlanması ve iktidarı devralabilecek bir görüntü ortaya koyması gerekiyor. Halkın desteğini alabilmesi için. Celal Kazdağlı çok teşekkür ediyorum. Ercan Özcan, İbrahim Yıldız ve Nazif Okumuş bu akşam bizlere konukluk ettiniz. Sayın seyircilerimiz de umarım memnun olmuşlardır. İnşallah. Selim Aktuman bu akşam rahatsızlığı sebebiyle yoktu. Yerine perde arkası programında ben modere etmek durumunda kaldım. Sürçün lisan ettiysek affola. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.